Su ve elektrik iyi bir ikili değildir. Ama bu muhteşem yaratık için sorun değil. Elektrikli yılan balığı, balıkları öldürüp, büyük sürüngenleri felç edip, insanları bile bayıltabilir. Tek etkilenmeyen balığın ta kendisi. Peki neden elektrikli yılan balıklarını elektrik çarpmaz? Bu 2,5 metrelik garip canlı Amazonların çamurlu sularında yaşar. O kadar farklı ki bilim insanları birkaç kez sınıfını değiştirdi. İsmine rağmen bunlar yılan balığı değil. Biyologlar onların kedi balıklarıyla akraba olduğunu düşünüyor. Bu devasa balıklar elektrik çarpma güçleriyle meşhurdur. Bu yüzden Tennessee akvaryumundaki elektrikli yılan balığı çok popüler. Bu arkadaşın ismi Miguel Watson. Kimberly Hurd onun bakıcısı ve olanların tanığı. Çok ünlü. Kendi sosyal medya hesabı var. Miguel'in akvaryumunun altındaki devreler elektrik akımını bilgisayara aktarıp hoparlörden veriyor. Akımların elektrik gücü ve sıklığını hesaplayan bilgisayar, buna denk gelen elektrik sesleri yayınlıyor. Ayrıca bu seslere denk gelen kelimeleri sosyal medyadan yayınlıyor. Katow. Peki Miguel nasıl elektrik üretiyor? Biz dahil bütün hayvanlar kaslarını harekete geçirmek için elektrik üretir. Elektrikli yılan balıkları bu elektriği sadece üretmekle kalmaz, depolar da. Bu işe uygun özel organlar da 6000 elektrik üreten hücreye sahiptirler. Elektrot denen bu hücreler üst üste durur. Bir araya gelen hücreler devasa bir elektrik üreticisi haline gelir. Bu hücreler başka canlılarda da olsa bile kimse onlar kadar elektrik üretemez. Yılan balıkları bu şekilde beslenirler. Görüşün az olduğu Amazon'un çamurlu sularında bu çok işe yarıyor. Önce etraflarında zayıf bir elektrik tabakası oluştururlar. Miguel'in yakınlarına masum bir balık ya da karides gelip bu tabakaya girdiğinde kafasındaki minik dedektörler canlının konumunu saptar. Büyüklüğünü ve hızını bu şekilde anlarlar. Ardından 6000 elektrik hücresini harekete geçirirler. 900 volt elektrik etrafa yayılır. Bu elektrik alanına kapılan balığın kasları kasılır ve hareketsiz kalır. Felç halindeki balık Miguel'in akşam yemeği olur. Miguel etrafındaki tüm balıkları felç edebiliyorsa, neden kendisi de felç olmuyor? Aslına bakarsanız bundan bilim insanları da pek emin değil. Neden olduğuna dair birkaç tahmin var. Yılan balığının beyin ve ciğeri elektrik hücrelerinden uzak olduğu için olabilir. Hayati organları vücudun üst kısmında toplanmıştır. Belki de bu organlar iç korumaya sahip olduğu içindir. Vücutlarını elektrikten koruyan bir protein tabakası olduğunu düşünenler var. Bu korumalarla bile bilim insanları yılan balıklarına elektrik çarptığını düşünüyor. Ama onlar buna dayanıklı. Küçük balıkları etkileyen bir şok dalgası büyük yılan balığında aynı etkiyi yaratmaz. Miguel küçük balıklara elektrik verdiğinde kendisi de elektriğin tadına bakıyor. Ama timsahları etkileyen 900 volt elektrik dalgası yarattığında etkilenmemesi çok ilginç.
Tamamen suyun altındayken elektrik vermekle suyun dışında elektrik vermek ayrıdır. Suyun dışında elektrik dalgası balığın bedeninden ayrılmaz. Doğrudan timsahın vücuduna gider. Su elektriği vücutlarından dışarı taşıyor. Böylece akımı hissetmiyorlar. Dışarıdayken elektrik balığın vücudunda birikiyor. Miguel'in sağlık kontrolü sırasında bütün görevliler kauçuk eldiven giymek zorunda. Suyun dışında Miguel'den 900 volt elektriği alabilirler. Bu tüm sokağı aydınlatmaya yetecek bir güç. Sigortaları da attırabilir.